Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Tarihin en önemli politikacılarından biri Sezar'dı. Roma'yı imparatorluğa dönüştüren oydu. Başarıları kadar ölümü de ibretlikti. Roma'nın önüne geniş ufuklar açtığı için çok sevilen ve gücünü alt tabakadan alan Sezar, kendisini cumhuriyeti yıkmakla suçlayan ve gerçekte ise statükonun sürmesini isteyen Roma'nın seçkinleri tarafından katledildi. Sezar'ı bıçaklayan 60 kişilik grup arasında ise elde ettiği her şeyi ona borçlu olan Brutus de vardı. Sezar'ın ölüm anında söylediği "Sen deme Brutus" sözü ise en güvendiği insanın ihanetine uğrayan bir siyasetçinin yaşadığı trajediyi özetliyordu. Gerçekte ise asıl trajediyi Brutus yaşamıştı. Öldürdüğü Sezar'ı kötü ilan etse hep onun tarafından kollandığı için kendisi de kötü duruma düşecekti. Sezar iyi adamdı dese bu sefer de niye öldürdün diye yakasına yapışacaklardı. İşin içinden çıkamayan Brutus önce Roma'yı terk etti. Ardından topladığı lejyonlarla isyan çıkarmak isterken başarısız oldu ve intihar etti. Sezar'ın himayesindeyken makam sahibi olan, erdemi ve sadakatiyle tanınan Brutus bir hain olarak toprağa verildi. Ali Babacan muhafazakar bir ailede doğdu. Ortaokulda, lisede 5 vakit namaz elinden geldiğince aksatmamaya çalıştı. Dinle hiç ilgisi olmayan bir kişi olarak başlasaydım hayata, yine İslam'ı seçerdim diyecek kadar dindardı. Üniversitelerde başörtüsü mücadelesini başlatmış yiğit bir halası vardı. İşte böyle bir ailede yetişen Babacan, babasından izin alınarak siyasete davet edildi. AK Parti'nin altın çocuğu olarak siyasete girdi. Başkan Erdoğan sayesinde genç yaşta bakanlık koltuğuna oturdu. Somurtkan yüzü, asosyal oluşu ve içten pazarlıklı duruşuyla tekinsiz bir profil çizdi. Annesi Güneri Babacan'ın, Esenboğa Havaalanı'nın VIP salonunda karşılaştığı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşarak "Sizi beğeniyle izliyoruz, çalışmalarınızı takdir ediyoruz" demesi akıllarda soru işaretine sebep oldu. 8 Temmuz 2019 tarihinde AK Parti'den istifa etmesiyle sis perdesi dağılarak Babacan'ın gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Seçimi kazanmaktan ziyade sırf Başkan Erdoğan'a kaybettirmek için parti kurdu. Bu duruma tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bizim bir davamız var, biz siyaseti bunun için yapıyoruz. Bunlar ümmeti parçalamak istiyorlar" dedi. Bazı yandaşlar her ayrılana "davaya ihanet etti" yaftası yapıştırılmasın diye itiraz ederken, Babacan CHP'nin kanalı Halk TV'de katıldığı bir programda AK Parti üyesiyken Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olması için CHP, HDP ve İYİ Parti ile masaya oturduğunu açıkladı. "Görünür değildim ama tam göbeğindeydim" sözleriyle liderine karşı işlediği ihaneti yüzü kızarmadan anlattı. Üstelik aynı süreçte Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için de imza atmıştı. Derken üst akıl diye tanımlanan küresel güçlerin kurduğu altılı masaya sözde güçlendirilmiş parlamenter sistemin geri gelmesi için dahil oldu. Seçimi alıp bir an önce Türkiye'nin restorasyonuna başlamak için acele ettiklerini söyledi. Kendisi "SİHA'lara dokunacağız" diye esip gürlerken adamları siyasal ve askeri casusluk suçundan hapse atıldı. Seçim günü geldiğinde ise 21 yıldır her alanda Türkiye'ye çağ atlatan Başkan Erdoğan milletin teveccühüyle yeniden seçilirken "biz olmasak Erdoğan bir hiçti" diyen Babacan Giller bir hiç gibi ortada kaldı. Kendisine verilen koltukların kıymetini bilemeyen ve bu koltukları veren Erdoğan'ı devirmek için arkadan iş çeviren Babacan şimdi de ektiğini biçiyor. Deva Partisi'nin Sultan Gazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri, Esenyurt, Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, kurucu ilçe başkanları partideki görevleri devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli kapaklı görüşerek Babacan'ın arkasından iş çevirirken görüntülendi. AK Parti üyesi iken CHP için çalışan ve kurulan ihanet masasının tam göbeğinde olduğundan sitayişle bahseden Babacan, kendi ilçe başkanlarının ihanetini duyunca
herhalde doğru değildir dedik diyerek yaşadığı şoku itiraf etti. Oysa bu sadece sonun başlangıcı. Daha babacanın siyasi mevta olacağı günler gelecek. Zira bugüne kadar hiçbir Brutus'un hikayesi mutlu sonla bitmedi.